Brüksel'in AB kurumlarının bulunduğu semtinde huzursuzluk gözden kaçmıyor. Polis ve asker metro girişinde nöbet tutuyor. Metroyu normalden daha az sayıda Brükselli kullanıyor ve karışık duygular içindeler. Korkuyorum. Söyleyebileceğim bu. Şimdi bindim metroya. Benim için bir sorun yok. Kendimi güvende hissediyorum. Bir haftadan beri ilk kez metroya bindim ve benim için oldukça zordu. Az önce Malbec durağından geçtik. Çok üzücü ve acı vericiydi. Çok zor anlardı. Metro Avrupa Birliği merkezi durağında durup yolcu alıyor. Ancak bir sonraki durakta henüz değil. Bu istasyona saldırı düzenleyen teröristler 13 kişinin ölümüne neden oldu. Diğer iki intihar bombacısı da havaalanında 19 kişiyi öldürdü. Suç ortaklarından biri hala aranıyor. O kişi havaalanı kayıtlarında görülen şapkalı adam. Taşıdığı bomba patlamadı. Yıkım çok daha büyük olabilirdi. Havaalanı binasında deli toplama işlemi tamamlanmış ve önceki gün ilk test işlemi yapılmış olmasına rağmen henüz işletmeye açılmadı. Uçuşların kısmen de olsa yakında başlaması bekleniyor. Polis yeniden açıldıktan sonra da havaalanındaki varlığını sürdürecek. Burası teröristlerin gözlerden uzak bombayı yaptıkları apartman dairesi. Büyük miktardaki patlayıcı madde burada Şarbek'te hazırlandı. Komşular bir şey fark etmedi. Ve tüm Brükselliler gibi onlar da bu korkunç saldırıyı bir an önce unutmak istiyor.